İlk olarak kendimi tanıtayım. İsmim Bahadır. 27 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım var. Olaylar benim çocukluğumda başladı. Ben 8 yaşlarındaydım. Mahallemizde de yaşlı bir kadın vardı. Bu kadın büyücüydü. Biz bunu bilirdik. Herkes bilirdi ve suratı da çok korkunçtu. Sert bakardı. Herkes çekinirdi ondan. Hatta bu yüzden kendi aramızda ona cadı kadın derdik. Cadıya benzerdi. Evine sadece büyü yaptırmaya gelenler gelirdi. Ne eşi dostu, ne çocuğu, kimsesi yoktu. Bildiğimiz kadarıyla. Bizim de top oynadığımız bir alan vardı. Ve kadının evine çok yakındı. Hatta tam önündeydi diyebilirim. Ne zaman oynasak kadın bizi kovardı oradan. Biz de inatla gider orada oynardık. Çünkü en uygun yer orasıydı. Orası çıkmaz sokaktı ve o yüzden araba falan geçmezdi. Bir gün yine gittik. Orada oynuyoruz. 5-6 kişiyiz. Maç yapıyoruz. Topa tüm gücümle vurdum. Ve tahmin edebileceğiniz gibi top kadının evinin bahçesine girdi. Biz kadından çok korkuyoruz. Hepimiz donup kaldık bir anda. Ben diyorum, ben gidip almam, siz alın. Onlar diyor, sen attın sen alacaksın. Böyle konuşuyoruz aramızda. Biz daha buna karar veremeden kadın çıktı dışarı. Defolun gidin buradan dedi. Topumuzu da patlattı. Çok korkuyorduk evet ama elimizdeki tek eğlencemizi bizden alınca bu korku yerini öfkeye bıraktı. O an cevap veremedik. Hemen uzaklaştık. Başka bir sokağa girip konuşmaya başladık. Ne yapacağız şimdi diye. Para da yok. Gidip yeni top da alamıyoruz. Bir arkadaş dedi ki, gelin bu kadından intikam alalım. Nasıl alacağız dedim. Bilmiyorum. Bir plan yapalım. Bizim topumuzu patlatmak neymiş görsün. Bir daha bize kızmasın. Çocukluk işte. Tamam dedik. İntikamımızı alalım. Onu pişman edelim. Peki ama nasıl yapacağız? Düşünmeye başladık. Yine arkadaşlardan parlak zekalı bir çocuk. Buldum dedi. Ne buldun dedik. Kadının bahçesine çamur atalım dedi. Öteki arkadaş camını kıralım dedi. Öteki evi taşlayalım dedi. Saçma sapan fikirler ama o an mantıklı geldi. Önce çamur atalım bahçesine dedik. Büyükçe bir kova bulduk. İçini toprakla doldurduk. Ondan sonra da su katıp çamur yaptık. Bunun içinde doğru zamanı kolladık. Evin arka tarafından dolandık. Bir anda çamuru kapısının önüne atıp koşmaya başladık. Öyle bir koşuyoruz ki sanki kadın koşup bizi yakalayacak. Arkamıza bile bakmadan yaklaşık 1 kilometre koştuk sanırım. Durduk bir yerde. Gücümüz tükendi. Hepimiz nefes nefeseyiz. Ama intikamı almanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Tamam dedik. Almıştır artık dersini. Bir süre kadının evinin oralarda dolaşmadık. Kimseye de anlatmadık bu olayı. Aradan 3-4 gün geçti. Biz yine oralarda takılmaya başladık ama kadın beklediğimiz gibi bir tepki vermedi. Bizi gördü ama sonra görmemezlikten geldi. Biz buna daha çok sinir olduk. Onu sinirlendirmek için daha büyük bir şey yapalım dedik. Çünkü sinirlenmezse, üzülmezse aldığımız intikamın hiçbir faydası yok. Öyle düşünüyoruz. Neyse, birkaç gün daha düşündük. Sonra dedik ki bu kadın büyücü, bize de büyü yapabilir. Ancak o zamanlar büyü nedir bilmiyoruz. Çiftleri ayıran, barıştıran, ne bileyim musallat eden biri aslında büyücü ama biz küçük olduğumuz için bizi kurbağaya falan çevireceğini zannediyoruz. Dedik ki şu kadını bir izleyelim. Kimleri neye çeviriyor bakalım. Pencerenin oradan gizli gizli izlemeye karar verdik. Yine evinin arkasından dolandık. Perde vardı ama çok küçük bir kısmından gözüküyordu içerisi. Oradan sırayla bakmaya çalışıyorduk. Kadın o esnada yerde oturuyordu ve arkası dönüktü. Ne yaptığını göremiyorduk ama sesi geliyordu. Yanında biri var gibi konuşuyordu. Bakma sırası bana geldi. İyice anlamaya çalıştım. Kadının yanında kim var, kiminle konuşuyor diye. Sonra kadın neredeler, neredeler diye bağırarak kalktı yerinden. Biz yine kaçmaya başladık. Kendimize macera arıyorduk sanırım. Uzaklaşınca durduk yine. O zaman anlayamamıştık ama
Şimdi düşününce anlıyorum. Sanırım cinleriyle konuşuyordu. Ve cinleri ona bizim onu izlediğimizi söyledi. Neyse, kadının tek başına konuşması falan bizi epey korkuttu. O gece de ben çok kötü kabuslar gördüm. Belki etkilendim diye görmüşümdür, bilmiyorum. Rüyamda kadının evinde olduğumu gördüm. Onun evindeyken bir anda yer sallanıyor ve tavandan üzerime yılanlar dökülüyor. Kaç sene geçti. Ben bu rüyayı unutamadım. Çok korkmuştum çünkü. Ertesi gün çocuklarla yine toplandık. Onlar da böyle rüyalar görmüştü. Aynısı değil ama hepsi de o kadınla ve eviyle ilgili. Artık uğraşmayalım dedik. O gün öyle takıldık. Ertesi gün çıktım yine dışarı. Arkadaşlardan biri dedi ki, ben rüyamda o kadını gördüm yine. Evinin bir odasında bebekler vardı. Bebeklerinin hepsinin ağzı bantlıydı. Bu kadın bebek falan kaçırıyorsa dediler. Evinde bebekler varsa kurtarılmayı bekleyen. Yazarken ne kadar saçmaladığımızı daha iyi anlıyorum ama o zamanlar kendimizi dahi gibi hissediyorduk. Gözümün önüne bir hayal geldi. Evdeki bebekleri kurtarıyoruz ve polisler bize teşekkür ediyor. Evet, biliyorum çok komik. Neyse, tamam dedik. Belki evde bebekler olabilir ama bunun için eve girmek gerekir. Bakalım bebek var mı? Plan var ama eve girecek kadar cesaret hiçbirimizde yok. Girmenin bir yolu da yok. Kapısı kapalı ev, nasıl girelim? Ancak gözetleyelim en azından dedik. Belki evden bebek sesi duyarız. Evin oralarda oynuyor gibi yapıyoruz ama gözümüz evde. Bir ara baktım, pencere açık ve pencere çok yüksekte değil. Çıkacak kişiyi biz tutup kaldırsak rahatlıkla girebilir eve. Demiri falan da yok pencerenin. Girebilir miyiz, yapabilir miyiz derken ben dediğimi yaparım. Siz beni kaldırın. İçeri girmek bir dert, yerince kadınla karşılaşmak başka bir dert. İçimden diyorum, her şeyi çocuklar için, kurtaracağım onları. Benim hayalimde çocuklar mahzen gibi bir odada kilitli ve bu işin en büyük riski benim de o mahzende esir kalmam. Çıkmadan önce arkadaşlara söyledim. Eğer ben çıkamazsam beni de hapsetmiş demektir. Anneme babama haber verin dedim. Neyse, baktık odada kadın yok. Girdim eve. Girer girmez kanepenin arkasına saklandım. Korkudan çıkamıyorum ve kalbim öyle bir atıyor ki kadın beni kalp sesinden duyup yakalayacak sanıyorum. Kanepenin arkasında kaldım bir süre. Ses yok evde ama hala çıkamıyorum. Diğer odalardan ses gelmeye başladı. Bardak sesi, tabak sesi gibi. Ben hafif kaldırdım başımı. Etrafa bakmaya başladım. Sesler gelmeye devam edince başka bir şeyle oyalanıyor diye çıktım oradan. O kadar korkuyorum ki halının üstünde bile parmak ucunda yürüyorum. Küçük küçük yürüdüm. Bu sefer kapının arkasına saklandım. Kadın hala diğer odada ve diğer odada sesi geldi kadının. Neredesin? Çık çabuk diye. Beni görmesi imkansız. Ben bittim dedim o an. Kadın hızlı hızlı geziyor evde. Çık, neredesin diye. En sonunda buldu beni. Kadınla göz göze geldiğimde bayıldım. Gerisi yok bende. Gözlerimi açtım. Kanepede yatıyordum ama hala kadının evindeydim. Kadın da yerde oturuyordu. Sırtı bana dönüktü. Yine korktum tabii. Hemen kalkmaya çalıştım. Hareketlendiğimi hissedince döndü bana. Ne işim vardı bu evde dedi. Dilim tutulmuş gibi konuşamadım ama bir de dediğim gibi çok korkunç bir yüzü var. Bir daha sakın bu evin etrafında bile dolaşmayacaksınız. Anladın mı dedi. Kafamı salladım. Çık şimdi dedi. O an panikle kapıdan değil pencereden çıktım. Atlayıp kaçtım. Etrafa bakıyorum arkadaşlar yok. Kimseyi göremeyince eve gittim. O gün öyle geçti. Kimseye anlatmadım olanları. Korkudan sabaha kadar kabus gördüm. Ertesi gün geldi arkadaşlar. Çıktım dışarı. Neredeydiniz dün? Sattınız beni diye kızıyorum bunlara. Meğer ben bayıldığımda bir şeyler daha olmuş. O kadın bunları da yakalamış. Çok korkutmuş. Kadının yanında 5-6 kişi daha vardı ve yüzleri simsiyah. Yaratık gibiydi diye korka korka anlattılar. O zaman yaratık diyoruz. Şimdi cin olduğunu anlıyorum tabii. Kadın bunları iyice korkutmuş. Beni bile unutmuşlar.
Biz bu olayları unutmaya ve kadının peşini bırakmaya karar verdik. Bıraktık bırakmasını ama kabuslarımız bitmedi. Şu gün oldu. Haftada bir iki gün o kadını görüyorum. O evi hiç unutmadım. Diğer arkadaşlar neredeler? Ne yapıyordur bilmiyorum. Ama ben musallata uğradığımı düşünüyorum. Hocalara falan da gittim. Bir çare bulamadım. Bu olaylardan sonra oradan taşındım. Yıllar geçti. Tabii ben 16 yaşıma geldim. Bu yaşta da değişik şeyler yaşamaya başladım. Özellikle geceleri odamda birinin gezdiğini hissediyordum. Bazen lamba açılır kapanırdı kendi kendine. Bazen de odanın içini dolduran dumanlar görürdüm. Anne ve babama anlatıyordum ama inanmıyorlardı. Kabustur, hayaldir diyorlardı. Bir gün rüyamda o kadını gördüm. Çok yüksek bir binanın tepesindeydik ve beni birden aşağıya itiyordu. Sıçrayarak ve acı içinde uyandım. Uyandığımda yataktan da düşmüştüm. Hem de yüzümün üstüne. Burnum kırıldı o gün. Annemlere anlattım. Beni psikoloğa götürdüler. Anlattım her şeyi. Küçüklükte o kadından çok korktuğum için bu olayın bende travma yaptığını söyledi. Ara ara devam etti bu kabuslar. Bir gün odamdaydım. Ders çalışıyordum. Kapı tarafına arkam dönük bir şekilde içeri annem girdi. Sana meyve getirdim. Yersin dedi. Sağ ol anne dedim. Tabağı masaya koyacaktım. Annemin yüzüne baktım. Annem değildi. O büyücü kadın çok sakin bir şekilde bana gülümsüyor. Çığlık attım birden. Sonra yüzü yine anneme dönüştü. Ne oldu oğlum? İyi misin falan diye sarıldı annem. Böyle şeyler yaşıyordum. Evlendiğim zamanlara gelince eşim hamilelik döneminde yaşadı bazı şeyler. Ben eşime bu olaylardan hiç bahsetmemiştim korkmasın diye. Eşim hamileyken bazı rüyalar gördüğünden bahsetti. Ne gördün dedim. Korkunç suratlı bir kadın görüyorum rüyamda. Elini karnıma koyuyor. Bebeğin öldüğünü hissediyorum o an dedi. Yani o kadın elini karnıma koyarak bebeğimi öldürüyor dedi. Nasıl bir kadındı dedim. Size yemin ederim. O büyücü kadını tarif etti. Dediğim gibi ben bu olaydan hiç bahsetmemiştim eşime. Sonra hocaya gittik. Eşime muska yazdı. Eşim o muskadan sonra kabus görmedi. Çok şükür kızımız da doğdu. Gayet sağlıklı. Her şey yolunda ama ben muskam olmasına rağmen ara ara kabus görmeye devam ediyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ebru, annesi Reyhan, kız kardeşi Sena ve abisi Kaan'la birlikte yaşıyordu. Reyhan, oturdukları evi satmış ve yeni yapılan bir binadan daireyi satın alan ilk kişi olmuştu. Taşınma işleri derken sonunda eve yerleşmişlerdi. Reyhan sabahları işe gidiyor, Ebru da kız kardeşiyle ilgileniyordu. Kaan da günün yarısını çalışarak yarısını da gezerek geçiriyordu. Aradan bir hafta geçmedi ki karşı daireye bu evi yaptıran adamın karısı yerleşti. Pervin Hanım 60'ına merdiven dayamıştı. Hala bu apartmanı yaptırdıktan hemen sonra vefat eden kocasının acısını yaşıyordu. Aradan bir hafta, iki hafta, üç hafta derken geçen haftalarla apartmanın yarısı neredeyse dolmuştu. Bu arada Pervin Hanım Reyhanlara gidip geliyor, arayı hoş tutuyordu. Günlerden cumartesiydi. Reyhanların kapısı çalındı. Hoş geldin Pervin teyze, buyur. Reyhan'ın davetini reddeden Pervin sözlerine şu şekilde devam etti. Güzel kızım, iki gün oğlumda kalacağım. Merdiven parasını vermeye geldim. Reyhan parayı aldı ve Pervin'le vedalaşarak kapıyı kapattı. Ebru genelde odasına kapanır, gününü kitap okumayla, film izlemeyle geçirirdi. Genelde korku filmlerini tercih ederdi. Bu filmler onu bir nebze olsun korkutsa da bu korku, bu his onun hoşuna giderdi. Yine bir korku filmi açmış izliyordu. Film cinlerle ilgiliydi. Telefonu çaldı. Arayan çocukluk arkadaşı Alaska'ydı. Ne yapıyorsun canım? Ebru filmi durdurdu ve konuşmaya başladı. Korku filmi izliyorum kanka. Sen ne yapıyorsun? Gene mi ya? Bıkmıyorsun değil mi? Dur tahmin edeyim. İnli cinli falandır şimdi o film. Diyerek dalga geçer bir şekilde güldü Alaska. Tabii kızım.
Biz Türk'üz biliyorsun. Bizi zombi şeytan falan kesmiyor. Cin filmi olacak ki korkalım. İkisi de gülmeye başladı. Neyse, hadi rahatsız etmiyorum. Yarın ararım ben gene, diyerek kapattı telefonu. Ebru filmi izlemeye devam etti. Film bittiğinde saat 3'e geliyordu. Lavaboya gitti. İşini bitirip ellerini yıkarken bir şeyin farkına vardı. Havalandırmadan karşı dairenin lavabosu gözüküyordu. Karşı dairenin lavabosunun ışığı 3-4 kere yanıp söndü. Sonra bir ses duyuldu. Daha sonra uzaklaşan ayak sesleri. Ebru o gün Erwin'in oğlunda kalacağını biliyordu. Acaba kadının evine hırsız falan mı girdi ya diye konuştu kendi kendine. Neyse, çıkar kokusu dedi. Ellerini yıkayıp çıktı ve uyumaya gitti. Günler Ebru için hiç rahat geçmiyordu. Garip sesler duyuyor, bu seslere bir anlam veremiyordu. Bir gün Erwin'le kapıda karşılaştı ve içini kemiren soruyu sordu sonunda. Erwin teyze, sen oğlana kalmaya gitmemiş miydin anne? O gece senin hiç akraban falan geldi mi senin eve? Erwin teyze başını hayır anlamında sallayarak, yok yavrum neden ki diye sordu. Tam o sırada Reyhan kapıdan çıkıyordu. Neyse, görüşürüz teyze sonra diyerek hızla içeri girdi Ebru. O gece sabaha kadar oturdu ve arkadaşlarıyla konuştu. Bunu çocukluk arkadaşı Alaska ile paylaştı. Alaska da ne yapılacağını bilmiyordu ve anlam veremiyordu. Zamana bırak demekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Sabaha kadar oturduğu için öğlen saatlerinde uykusu geldi Ebru'nun ve gözlerine daha fazla hakim olamadı. Rüyasında hiç hayal bile etmediği şeyler görüyordu. Karşı dairelerinde oturan Pervin, kocasının mezarında onun toprağını hızla ağzına atıyordu ve yiyebildiği kadar toprak yiyordu. Kollarını o kadar hızlı kımıldatıyordu ki neredeyse kolları gözükmüyordu bile. Ebru onu öylece seyrediyordu. Bunun bir rüya olduğunun farkında değildi. Erwin onu gördü. Hızla başını çevirdi. Toprak yer misin Ebru dedi. Damarları şişmiş, gözlerinden kan geliyordu. Bacakları ve kollarının üzerinde yerde sürünerek Ebru'nun üzerine hızla geliyordu. Ebru kapının çalma sesiyle uyandı. Kan ter içindeydi ve kalbi olağan dışı bir şekilde atıyordu. Kapıya doğru koştu ve kapıyı açtı. Karşısındaki kişi Pervin'di. Ebru korkudan öylece kala kaldı. Titreyen ve çatallaşan bir ses tonuyla ''Buyur Pervin teyze'' dedi. Pervin içeriye şöyle bir göz attı. Soğuk bir sesle ''Annen evde yok mu?'' dedi ve Ebru'dan hayır cevabını aldı. ''Annen gelince bana kahve içmeye gelin. Yalnızlık çekilmiyor'' dedi. Gülerek Pervin teyze vedalaştıktan sonra Ebru kapıyı kapadı ve dolan gözlerini sildi. Reyhan geldiğinde Pervin'e kahve içmeye gittiler. Ev küçüktü ama şirindi. Onlar salonda otururken Pervin de kahve yapıyordu. İçeriden tartışma sesleri geliyordu. Ama Pervin mutfakta tekti. Anlamıyor musun beni? Kız seni hissediyor. Belli etme kendini. Azıcık geri planda dur. Hayır, öyle demek istemedim. Bunu sen daha çok iyi biliyorsun. Sen ne yapacağını bilirsin. Sadece seni uyarıyorum. Beni tehlikeye sokma. Reyhan da o sırada telefon görüşmesi yapıyordu. Bu tuhaf tartışmayı Ebru duydu. Gerçek mi? Onu da son zamanlarda hayalle gerçeği ayırt edemiyordu zira. Kahveler içildi. Sohbet edip evlerine dağıldılar. Ebru geceyi düşünerek geçirdi. Cevabını bulmaya çalıştığı tek bir soru vardı. O dairede neler oluyor? Aradan 2 ay geçti. Apartman tamamen dolmuştu. Erwin'e arada sırada kız kardeşi ziyarete geliyordu. Fakat mutsuz bir görüntüsü vardı. Bir gece tartışmalarına uyanan Ebru hemen kapı deliğine koştu. Kapının dışına çıkan Pervin'in kardeşi öfke patlaması yaşıyordu. Elinde de tuhaf, anlamsız bir takım kanla Arapça yazılmış parşömenler kibrite batırılmış etrafını etlerin sardı. Küçük bir top ve neyin kemiği belli olmadı. 2 tane de kemik vardı. Ses tonunu ne kadar kısmaya çalışsa da Erwin'in kardeşi bunu başaramıyordu. Abla bu ne?
60 yaşına geldin. Abla bıkmadın mı bunlardan? Yine kimle uğraşıyorsun? Yine kimi istiyorsun? Yeter artık. Buna izin vermeyeceğim. Kendine gel. Seni bu beladan en kısa sürede kurtaracağım diyerek kapıdan çıktı. Elindekileri kapının önündeki çöpe attı ve hızla binadan uzaklaştı. Pervin hiçbir şey diyemedi. Sustu. Eve tam girerken Ebru'ların evine baktı ve Ebru'yla göz göze geldi. Ebru delikten gözünü hızla çekti ve kapıya yaslandı. Derin derin nefes alıyordu. Kapının deliğinden tekrar baktı ve çığlık atarak odasına koştu. Reyhan, Ebru'nun çığlığına kalkıp ne olduğunu sorduğunda Ebru sadece kabus gördüğünü söyledi. Gördüğü görüntü onu alt üst etmişti. Pervin'in kapısının önünde siyah, uzun, çarpık bacaklı biriyle konuşuyordu. O şey baştan aşağı simsiyahtı. Aradan bir hafta daha geçti. Ebru yaşadıklarının üzerini kapatmaya çalışıyordu. Onları gün içinde aklına bile getirmiyordu. Okuduğu kitaba kilitlenmiş, başka bir dünyaya giriş yapmıştı. Aradan 3 saat geçti ki çığlık sesiyle irkildi. Karşı daireden geliyordu. Koşarak dışarı çıktı. Pervin'i gördü ve hemen evin kapısını kapatarak kardeşinin görmemesini sağladı. Pervin kapının girişinde yatıyordu. Gözlerinden kan akıyor. Elleri, kolları, elbisesi toprak içinde ve bacaklarıyla kolları kırılmış. Ters dönmüş bir şekilde boşluğa bakıyordu. Yüzünde korkunç bir gülümseme vardı. Hayır, gülümseme değildi bu. Yaklaşınca fark etti Ebru. Dudağının yanı baştan aşağı çizilmiş, dikilmiş ve kanla boyanmıştı. Bağıran ise Pervin'in kız kardeşiydi. Yapmış sonunda, uğraşma dedim yapmış diyerek çığlık atıyor, kendini yerden yere vuruyordu. Ebru polisi ve ambulansı aradı. Onlar geldiğinde Pervin'in kardeşi çoktan kendinden geçmişti. Cenaze olup aradan bir iki gün geçtikten sonra Pervin'in kardeşi Ebru'lara geldi. Reyhan ve Kaan işte olduğu için evde sadece Ebru ve Sena vardı. Ebru kapıyı ikinci çalıştığa açtı ve kadını içeri davet etti. Bir şey içer miydiniz? Hayır, sorularını yanıtlamaya ve seni uyarmaya geldim. İsminiz neydi? Elvin, Elvin Hanım. Pervin teyze neden bu şekilde? Şey, oğluyla arası çok iyiydi. O neden gelmedi cenazeye? Onun oğlu yoktu. Oğlum dediği şey bir cindi ve ablama hizmet ediyordu. Büyü yapmasında yardımcı oluyordu. Ah Pervin, bu işleri kocası öldüğünde bıraktığını sanıyordum. Kocası da onlar yüzünden öldü. Akıllanmadı. Seni gözüne kestirmiş, sana büyü yapmaya kalkmış ama başarılı olamadı. Dikkatli ol Ebru, seni uyarmaya geldim. Oğlum dediği cin sana aşık. Ebru hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sadece duydukları değil, gördükleri de buna sebep oluyordu. Elvin ve kız kardeşi Sena'nın ayakları tersti. Ebru gözlerini kapadı. Açtığındaysa bambaşka bir boyutta olduğunu anladı. Ateşten varlıkların yaşadığı, ateşten beslenen ve ateşi tapan varlıkların yanındaydı. O şey buradaydı. Bir çığlık sesi bütün her yeri kapladı. Bir gazetenin röportajından, "Kaç sene geçti demiştiniz Reyhan Hanım?" 6 sene geçti. Kızıma ulaşamıyorum. Elvin denen kadın beni buldu. Onlarla ilgili böyle şeyler anlattı işte. Kahrımdan bu kadar sene nasıl ayakta kaldım bilmiyorum. Yaşıyorum ama bir o kadar da ölüyüm. Onlar dediğiniz cinler mi? Anmayın haklarını. Bizi duyuyorlar, izliyorlar, takip ediyorlar. Onlara bulaşanları perişan ediyorlar. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yine aynı sesler. Sabahın beşinde uyanmama sebep olan aynı bağırışla. Bu kaçıncı demeye fırsat kalmadan daha da yükselmesi. Kız kardeşim birkaç aydır böyle. Küçük ve çok eski bir taş Ermeni evinde yaşıyoruz. Bize de dedemden kalmış. Bu şehrin eski Ermeni kökenli bir ailesiyiz. Babamla birlikteyiz. Babam, ben ve kız kardeşim. Annemi kardeşim doğarken kaybettik. Kız kardeşim bunun için
Daima kendini suçlar. Fakat işin aslını hepimiz biliriz. O suçlu değil. Bu sorunlara gelirsek, yaklaşık 2-3 aydır kabuslarla uyanıyor. İştahsızlık sorunları yaşıyor. En sevdiği yemekleri yapsam bile çare olmuyor. Daha 17 yaşında. Onu böyle gördükçe içim parçalanıyor. Onunla birlikte benim de canım yanıyor. Vücudunda oluşan morlukları ve kesikleri kendimi yapıyor yoksa kendiliğinden mi oluyor? Biz de bilmiyoruz. Artık ne doğru ne değil bilmiyoruz. Aklımız çok karıştı. Gittiğimiz psikiyatr 3 ilaç verdi. 2 haftada bir terapiye gidiyoruz ama nafile. İşte yine aynı ses. Babam yine susturamadı. Lütfen kendine gel artık. Hepsi kabus. Bak geçti. Babamı gözyaşları içinde görmek beni daha da yıkıyor. Kız kardeşim aynı anneme benziyor. Babam onu böyle gördükçe mahvoluyor. Bir saat sonra yine atlattık. Ne fark eder ki? Yine yaşamayacak mıyız sanki aynı şeyi? 3 gün önce kiliseye gidip bir pederle görüştüm ve bu olayın şeytan çıkarma ayinine uygun olup olmadığını sordum. Evet, belki de abartıyorum ama artık dayanamıyorum. Onu bu şekilde günden güne kaybederken dayanamıyorum. Bugün gidip tekrar görüşeceğim. Saat sabah 10'a doğru kiliseye gittim. 3 gün önce kardeşime ait raporları pedere vermiştim. Umarım çareyi burada bulabiliriz. Bahçeye adımımı attığım anda dışarı çıkmaya hazırlanan pederle karşılaştım. Merhaba peder, merhaba Zara. Aslında bugün size uğramayı düşünüyordum. Gerekçe kabul gördü. Yani bu gece mi? Evet, bu gece geleceğim. Gece saat 11 civarı. Babam ve ben yan odada salonda oturup pederi bekliyorduk. Kardeşim ise her zaman olduğu gibi odasında vakit geçiriyor. Pederin geleceğinden habersizdi. Ona söyleyip tedirgin etmek istemedik. Saat 11'e 10 kala peder kapıyı çaldı. Onu içeri davet ettik. Hazırlığını yaptıktan sonra yardımcısıyla beraber kardeşimin odasına geçtiler. Kardeşimle kısa bir konuşma gerçekleştirip ona korkmaması gerektiğini, her şeyin düzeleceğini söyledim. Bana inanıyor ve güveniyordu. Onu yatağa bağladılar ve bizi de dışarıya çıkardılar. İçeriden gelen bağırış ve çığlık sesleri sokağın sonundan rahatça duyulabiliyor. Babamla ben ne yapacağımızı şaşırmış, korkmuş bir haldeyiz. Pederin duaları adeta evde yankılanıyor. Kapıyı açtığımda onu, "Tanrım, ben hayatta ilk kez bu kadar korktuğumu hatırlıyorum." Onu ters bir biçimde gördüm. Peder korkmamam gerektiğini, onu tutup pederin yardımcısına yardım etmemi söylese de ilk seferde bunu başaramadım ve kapıyı suratına kapadım. Başı ve elleri ters bir biçimde hızla üzerime doğru geldi. Verdiğim tepki bu olaya karşı azdı bile diye düşündüm. Kapıyı yavaşça tekrar açtım. Onu yerine bağlamışlardı. Peder eliyle gir işareti yaptı ve babam da içeriye girdi. Onu kollarından tutmamızı istedi. Pederle birlikte biz de dua ettik. Yaşadığımız korkuyu Tanrı bilir, anlatamam. Kolundan tutarken aynı zamanda yatağın sallanması ve onun garip, bilmediğimiz bir dilde bir şeyler fısıldayıp bağırması, kendi dilimiz olduğunda bile onu tanıyamayacağımız bir şekilde ses tonu değişiyordu, yüzü değişiyordu. "Bırakın sizi aptallar," diyordu bize. Çıkardığı ses o kadar ürkütücüydü ki hem kolunu tutuyor hem de dua ediyordum. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Bu kalın, ürkütücü ve yırtık ses benim kardeşimin olamazdı. Bir anda ipinden kurtuldu ve tırnaklarıyla yüzüme çizikler atmaya başladı. Peder yardımcısıyla beraber hareket edip onu tekrar yatağa bağlamayı başardılar. Gözleri buz mavisi olmuştu ve her yeri yara bere içinde yüzüme bakıyordu. Korkunç sesler çıkartıyordu. Bilmediğimiz dilde, tanımadığımız bir sesle pederle konuşuyordu. Yüzünde nefretten başka hiçbir şey gözükmüyordu. Pederin sözleri bittiğinde kardeşimin buz mavisi olan gözleri söndü ve boşluğa daldı. Ayin bittiğinde
Babam ve ben de bitmiştik. Kardeşim artık yoktu. Başarısız geçmişti. Onu geri getirememiştik. Kendimi suçluyordum. Kendimi öyle çok suçluyordum ki. Onu asla geri getiremeyiz. Evet ama benim canımı alabiliriz. Beni bağışlamayın. Lütfen beni bağışlamayın. Karar verildi. Mahkemenin 2 hafta sonraya ertelenmesini. Bu süre zarfında şeytan çıkarma davasının jüri üyelerince tartışılmasına ve diğer ses kayıtlarının dinlenip zarının günlüğünün okunmasına devam edilmesine, davalı psikopos Tiran, Zara ve babası Aram tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. İçine şeytan girdiği öne sürülen 17 yaşındaki kızın tıbbi raporları Alman kamuoyunda şeytan tartışması başlattı. Kız çocuğunu muayene eden doktor kesin bir sonuca varamadı. Birkaç ay boyunca yaşadıklarına doktorlar dahi yardımcı olamayınca şeytan çıkarma ayini yapıldı. Dosyada şunlar yazıyordu. A.M. 17 yaşında, 23 yaşında lise mezunu bir ablası var. Babası ve ablasıyla birlikte yaşıyor. Normal doğumla dünyaya gelmiş ve annesi doğumunda ölmüştür. Herhangi bir kalıcı rahatsızlık geçirmemiş. 1 yaşında yürümeye ve bazı kelimeleri telaffuz etmeye başlamış. Bu yaşa kadar beslenmede, uyku düzeninde herhangi bir aksaklık yaşanmamış. Doktora 17 yaşında başlayan sorunları için başvurulmuş. Hastada kendine zarar verme, kendini tanıyamama ve kişilik bölünmesi gibi rahatsızlıklar görülmüş. Bunun üzerine hastada psikoz tedavisine başlanılmış. İlaç kullanımına geçildikten sonra 2 haftada bir terapi ve doz artırımı yapılmış. Ancak hasta tedaviye yanıt vermemiş. AM'nin ablası ZM bunun üzerine kardeşinde tıbbi sorunun ötesinde bir sorun olduğunu düşünmüş. Civardaki kiliselerden birinde bulunan psikopos Tiran ile iletişime geçip kardeşinin durumuyla ilgili rapor tutup şeytan çıkarma ayini için kiliseden izin istemiştir. Rapor kabul edildikten sonra ayin düzenlenmiş fakat başarı elde edilememiştir. AM sabaha doğru saat 04:47'de hayatını kaybetmiştir. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yıllardır biriktirdiğimiz parayla kardeşimle beraber bir ajans kurduk. Olayları araştırıp gazetemizde yayınlayacak. Bu dönemlerde siyaset gazetesi kurmak çok saçma olurdu. Bizi anında tutuklayıp cezaevine koyarlardı. Zaten o dönemde de neredeyse hiç siyasi gazete yoktu. Biz de siyasi gazete kurmak yerine korkunç ve gizemli olayları araştırıp gazetede yayınlayacaktık. İlk işimiz köylerdeki vakalarla ilgiliydi. Nazar olduğu düşünülüyordu. Çünkü köydeki kadınların tümüne türlü belalar geliyormuş. Hiçbir ailede huzur falan kalmamış. Kardeşim Sadık eline bir sürü evrak alıp bir de bavulunu hazırlayıp köye gitti. Orada bir ay kalıp topladığı bilgilerle geri gelecekti. O süre içinde mektuplaştık. Her şeyin son derece düzgün gittiğini, o kadar da gizemli olayın olmadığını söylüyordu. O zamanlarda da ajansın başına birçok borç birikmişti. Bunları ödemek için her şeyi yaptım. Varımı yoğumu verdim ve o süreler içinde kardeşimle hiç irtibat kuramadım. Borçların yarısını kapattıktan sonra mektupla ona ne zaman geleceğini sordum. Çünkü maddi durum zayıftı ve artık gelmesi gerekiyordu. Mektuptan sadece 4 gün sonra cevap aldım ve şok oldum. Kardeşim bana gelmeyeceğini ve artık hep orada kalacağını belirtti. Maddi durumu el vermediği için o köyde gidemedim. Çünkü köy çok uzaktaydı. Arkadaşlarım da gitmek istemedi. Çünkü o köyle ilgili birçok dedikodu vardı. Orada cin vakalarının gerçekleştiğini söylüyordu. Ve bu yüzden hiç kimse gitmek istemedi. En yakın arkadaşım da gidemezdi. Çünkü o da benim ajansımda çalışıyordu. Onun birçok mali işi vardı. Onun da benim de borçlarımız birikmişti. En sonunda polislere haber verdim ve onlar köye gidip kardeşimi getireceklerdi. Polisler köye gittiğinde bana onu bulamadıklarını söylediler.
Köyde onu gören de pek olmamış. Sadece birkaç kişi görmüş ve onlar da nereye gittiklerini bilmiyorlarmış. Kardeşimin üzüntüsünü çekerken borçlar ikiye katlandı. Borçlarımın tamamını tam 10 yılda kapatabildim. Borçlarımı kapatmıştım ama param yoktu ve para bulup o köye gitmem gerekiyordu. Aslında borç alıp gidebilirdim ama ben ajansı bırakıp gidemedim. Bu yüzden ajansı satıp gitmeye karar verdim. 10 yıl daha geçti ve ajansımı birisi satın aldı. Artık maddi durumum iyileşmişti ve köye gidebilirdim. Ama ilk önce en yakın arkadaşım Salman'a danışmam gerekiyordu. Cumartesi sabahı Salman'ı aradım ve ona danışacağımı söyledim. Bir kafede buluştuk ve ona olan biteni derinlemesine anlattım. Zaten o da bu konuları biliyordu. Salman bana ilginç bir teklif sundu. Ben de sen bir istihareye yat. Ben de tamam da kötü bir şey çıksa da iyi de çıksa gideceğim dedim. Salman sen bir yap da gidip istihareye yattım ama rüyamda hiçbir şey görmedim. Daha sonra Salman'a söyleyince benim için istihareye yatacağını söyledi. O da yattıktan sonra bana ne gördüğünü anlattı. Rüyasında kara, kötü şeyler görmüş. Bu yüzden de oraya gitmemem gerektiğini söyledi. Fakat beni kararımdan vazgeçiremedi. Bavulumu hazırladım ve ilk otobüsle yola çıktım. Gideceğim köy, Dört Divan Köyü'ydü. Direkt köye götürmüyordu otobüs. Kastamonu'nun Yeniçağ ilçesine gittim. Orada beni indirdiler. İlçede bir kahvehane vardı. Oradakilere sordum. Selamünaleyküm. Ben buradan Dört Divan Köyü'ne nasıl gidebilirim? Aleykümselam kardeş. Hayırdır? Neden oraya gitmek istiyorsun? Benim abim orada kalıyor. Benim oraya gitmem gerekiyor. Senin abinin adı ne? Sadık. Hiç bilmiyorum onu. Benim bir tane araba var. Şu oyunu bitireyim. Birlikte gideriz. Yoksa o köye gidecek araba yok. Orada çiller var. Kimse korkudan gitmiyor. Dedi. Ben de çaresizce. Tamam. Seni bekliyorum dedim. Adam bana çay ısmarladı. Çayımı içerken de o da oyununu bitiriyordu. Birkaç dakika sonra kalktık. Adamın külüstür bir torosu vardı. Öne oturdum. Hareket etmeye başladık. Taşlı yollar olduğu için hoplayıp zıplıyorduk. O sırada adam muhabbete girdi. Demek abin orada ya. Peki orada nerede kalacaksın? Bilmiyorum. Belki kalacak bir yer bulabilirim. Benim bir tanıdığım var. Orada kalabilirsin ama. Baştan söyleyeyim. O köyde tuhaf şeyler oluyor. Cinler mi uğraşıyor o köyle bilinmez. Kendine dikkat et. Pek sanmıyorum öyle şeyler olduğunu ama yine de dikkat ederim. Belki de vardır. İstersen gitme. Şimdi bile geri dönebilirsin dedi bana. Yok canım. Yanında para var mı diye sordu. Var biraz. Neden sordun dedim. Bizi de görürsün herhalde. Su yakmıyor sonuçta dedi. Tamam dedim ben de. Sohbet ede ede sonunda bir yere vardık. Adam bana buraya kadar dedi. Ben de nedenini sordum. O da ileride bir çukurun olduğunu ve arabaların geçemediğini söyledi. Ona teşekkür edip 10 lira verdim. Daha sonra bavulumu alıp yürümeye devam ettim. İleride gerçekten büyük bir çukur vardı. Bu neden ve nasıl kazılmıştı? Geçecek hiçbir düzgün alan yoktu. Çukura yavaş yavaş indim. Biraz ilerledikten sonra tırmanarak çukurdan çıktım. İleride evler vardı ama tabeladan eser yoktu. Bavulla yürüyerek köye girdim. Dışarıda hiçbir adam yoktu. Bir kişinin bağırma sesini duydum. Bir evden geliyordu. Pencere de açıktı. Kadın kocasından dayak yiyordu. Dedikleri gibi. Buradaki karı kocaların arası çok kötüydü. Adam bana bir adres bırakmıştı. Adres köyün meydanını tarif ediyordu. Meydana indim ve dikkatimi bir şey çekmişti. Köyde cami yoktu. Bir kilise vardı. Kilise de çok eski bir kiliseydi. Çok sıcaktı ve bu yüzden meydandaki çeşmeden su içecektim. Çeşmeyi açtım. Su gelmiyordu. Daha sonra biraz akmaya başladı ama rengi siyah gibiydi. Daha sonra kızılımsı bir renge dönüştü. İğrençti. Demir kokuyordu. Çeşmeyi kapattım. İleride kahvehane vardı. Birisi orada duruyordu. Bir gazete okuyordu. Onun yanına gittim. Kağıttaki adamın evini sormak için. Selamünaleyküm. Ben şu adresi arıyorum dedim. Adam suratıma bile bakmadı.
Gazetesini okumaya devam etti. Adamı dürttüm ve tekrar sordum. Adam gazetesini yere attı. Bana baktı. Bilmiyorum dedi ve kahvesine girdi. Çok şaşkındım. Değişik bir insandı. Gidip bir ev buldum. Evin kapısını çaldım. Kapıyı bir kadın açtı. Suratı kanlı ve her yeri morarmıştı. Bana ne var diye sordu. Ben de kağıdı gösterdim. Anlattım olayı. Bana evi gösterdi. Ev, çeşmenin arkasındaki evdi. Kapıyı kapatacakken kocası geldi ve şiddetli bir şekilde vurdu. Kadın yere düştü. Onu sürükleyip dışarı attı. Ben de sinirlenip adama vurdum. Adam yere yığıldı. Evin içinde bir silüet vardı. Siyah çarşaflı birisiydi. Yüzü gözükmüyordu ama gözlerini görebiliyordum. Sarı bir renkti. Kızgın bir şekilde bakıyordu bana. Kendimi biraz kötü hissettim. O sırada adam kalktı ve bana yumruk attı. Ben yere düştüm. Oradaki çarşaflıya tekrar baktım ama orada yoktu. Ben kalkıp oradan uzaklaştım. Neden uzaklaştığımı bile bilmeden çeşmenin arkasındaki eve gittim. Kapıyı çaldım. Adam inşallah beni evinde misafir eder diye dua ediyordum. Kapıyı uzun süre bekledikten sonra bir adam açtı. Üstünde sadece atlet vardı. Altında da bir şort. Bana yumuşak bir ağızla "Merhaba, kime baktın kardeşim?" dedi. Ve yerdeki gömleğini alıp giydi. Giyerken de "Kusura bakma" dedi. Ben de hemen kağıttaki adresin burası olup olmadığını sordum. İsminin Abidin olması gerekiyordu. İsmini doğrulayınca olayları anlattım. Evinde kalıp kalamayacağımı sordum. Beni içeri aldı. Bir tane çocuğu ve karısıyla kalıyordu. Muhabbete başladık. Ben de merak ettiklerimi sordum. Neden herkes bu köyden korkuyor? Bilmiyorum vallahi. Bir şeyler uyduruyorlar. Cin falan varmış burada diyorlar. Burada aile yaşantısı yok. Herkes kavga eder. Ama biz hiç etmeyiz. Değil mi anam? Evet bey. Eşi kalkıp bize çay demlemek için mutfağa gitti. Biz televizyon izledik. Bir süre sonra ağabeyimden bahsettim. Onlar da görmediğini söylediler. Yanında fotoğrafı bile vardı. Gösterdim ama tanıyamadılar. Zaten siyah beyaz bir fotoğraftı. Fotoğrafı çantamı geri koyacakken çocuk bana fotoğrafı vermemi söyledi. Fotoğrafı aldı ve odaya gitti. Adam da sinirlenmiş gibiydi biraz. Ne olduğunu anlayamadım. Bu yüzden adama ne olduğunu sordum. Adam bilmediğini söyledi. Otururken çocuk odadan çıktı ve yanımıza geldi. Fotoğrafı bana verdi ve bana "Ben bunu tanıyorum. Köyde bir yerde gördüm" dedi. Ben de şaşırdım. Hemen sordum nerede gördüğünü. O da birisiyle birlikte bir tarla yolunda gezdiğini gördüğünü söyledi. O kim diye sorunca bir an duraksayıp babasına baktı ve "Bilmiyorum" diyerek geçiştirdi. Odasına gitti. Bu durum içime şüphe düşürmüştü. Ne yapacağımı bilmiyordum. Belki de ağabeyimin bir izini bulamayacaktım. Akşam olunca bana yatacağım yeri gösterdiler ve ben de o odaya gittim. Oda çok basıktı. Yatak eskiydi. Pencereleri açtım. Dışarıyı seyrettim. Odanın da ışığını kapatmıştım. Yattığımı zannetsinler diye. Neden bu köyde cami yoktu? Zaten burada duran kilise de çok eski duruyordu. Bu köyde herhalde kimse dinine sahip çıkmıyor. Pencereleri kapattım. Su içmek için mutfağa gittim. Mutfağa gittiğimde buzdolabının açılıp kapandığını gördüm. Herhalde mutfakta bir pencere açıktı. Rüzgarın etkisiyle açılıp kapanıyordu. Ben mutfağa girdim. Buzdolabı sertçe kapandı. Pencereler de kapalıydı. Çeşmeyi açtım. Yine su iğrenç akıyordu. Hemen kapattım. Bu evde su nereden içiliyor acaba? Mutfaktan çıkacakken yatak odasından adam çıktı ve bana doğru geldi. Kızgın bir suratı vardı. Ne yapıyorsun orada? Su içecektim ama çeşmeden siyah şeyler akıyordu. Ben de içmedim. Buzdolabında temiz su var. Oradan içersin. Adamın neden bu kadar tepki gösterdiğini anlayamamıştım. Ben buzdolabını açtım. Sürahide temiz su vardı. Bardağı su doldurup içtim. Daha sonra da odama geçip yattım. Sabah olmamış, daha güneş bile doğmamıştı. Uyandım birden. Çok kötü bir kabusla. İyice terlemiştim. Yatağımda duran havluya sildim ve biraz kendime gelmeye çalıştım. Rüyamda bu odanın kapısı açılıyordu. İçeri çarşaflı birisi giriyordu. Güya o cindi
benim üzerime doğru geldi ve bir şeyler söyledi. Ne söylediğini anlamadım. Kabusu atlatıp tekrar gözlerimi kapattım ve gözümde yine o şey canlandı. Gözümü korkudan kapatamıyordum. Uyuyamayacaktım herhalde bu gece. Kalkıp tuvalete gittim ama evde tuvalet yoktu. Herhalde eski usuldü. Dışarıya çıktım. Evin hemen ilerisinde tuvaleti gördüm. Kulübe gibi bir şeydi zaten. İşimi hallettikten sonra eve girecekken bir evin ışıklarını sürekli açılıp kapandığını fark ettim. Deli mi bunlar? Daha sonra eve girip tekrar uyumaya çalıştım ve uyumayı başardım. Sabah erkenden kalktım. Elimi yüzümü yıkamak için banyoya girdim. Banyoya girip elimi yüzümü yıkadım. Evden bazı sesler geliyordu. Değişik bir dilden geliyordu. Kalın sesliydi. Sesin geldiği tarafa doğru gittim. Acaba neydi bu ses? Sesin geldiği yere doğru yaklaştım. Ses daha çok geliyordu. Ses yatak odasından geliyordu. İçeri girmedim ama gizlice dinledim. Bu ses adama aitti. Ama neden böyle konuşuyordu? Adam birden sesini kesti. Kapının mozaikli camı vardı. Ve adamı net olmasa da görebiliyordum. Sağ tarafa doğru konuşuyordu. Sesini kestikten sonra benim olduğum tarafa doğru birden baktı. İrkildim ve hemen oradan uzaklaştım. Odama gittim. Herkes kalkınca birlikte kahvaltı yaptık. Adamın beni gördüğünden emindim. Fakat bundan hiç bahsetmedi. Kahvaltı bittikten sonra oturma odasında biraz oturduk. O sırada bir şey dikkatimi çekti. Adamın oğlu bir kitap okuyordu. Ona sordum. Ne okuyorsun diye. İbranice bir kitaptı bu. Kitabın neyle ilgili olduğunu sordum. Bunu neden okuyorsun dedim. Zamanla anlarsın dedi. Konuyu böylece kapattı. Biraz daha oturduktan sonra adamla beraber dışarı çıktık. Evleri tek tek gezecektik. Köy büyük olduğu için ben de işimi bir an önce halletmek istediğim için bütün evlere bakmamız geceyi bulabilirdi. Köyün meydanındaydık. Ben ona neden burada cami olmadığını sordum. Aldığım cevap karşısında şok oldum. Bizim inancımız farklı. Nasıl yani? Tüm köy mü dedim. Neredeyse. Sadece şu dağ evleri var ya. Oradaki adam Müslüman. Hangi dine inanıyorsunuz? Hristiyan, Yahudi falan mı? Hayır. Biz sadece Allah'a inanmıyoruz. Ateist o zaman. Çok soru sorma istersen bana dedi. Birlikte bir evin kapısını çaldı. Fotoğrafla adama kardeşimi gösterdim. Ama tanımadığını söyledi. Çoğu eve baksak da kimsenin haberdar olmadığını öğrendik. Adam bana son kez bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Saat gece birken etraf çok sessizdi. Sesi sadece adımlarımız çıkarıyordu. Etrafta hiç ışık da yoktu. Zifiri karanlıkta önümüzü çok az bir şekilde görerek yürüyorduk. Adam bana işte şurada dedi ve işaret ettiği yere baktım. Gösterdiği yer gece kondu ve çok kötü bir yerdi. Oraya doğru adım adım ilerlerken içimi kötü bir his kaplamıştı. Gözümün önüne kabusta gördüğüm çarşaflı geliyordu. Ellerim korkudan terlemişti. Eve geldik. Adam son derece aşınmış kapıyı vurdu. Etrafı inceledim. Her yerde tabutların olduğunu gördüm. Ağaçlarda bir şeyler asılıydı. Torba ve çuvallar evin duvarlarına dayanmış şekilde duruyordu ve oradan iğrenç bir koku geliyordu. Pencereden az da olsa evin içerisi gözüküyordu. Bir gölge gördüm ve ondan sonra kapı açıldı. Kapıyı 1.50 boylarında bir kadın açtı. Kadın çarşaflıydı. Tıpkı rüyamda gördüğüm gibi. Kadın kapıyı açar açmaz bana baktı ve birden gözleri büyüdü. Öyle bir büyümüştü ki kalbim hızla çarpıyordu. Kadın sonra boynuma baktı ve birden nefes alamamaya başladı. Kadın neredeyse ölecekti. Öksürerek kendini zor toparladı ve adamla fısıldaşıp tekrar eve girdi. O sırada boynumda feci bir yanma hissettim. Boynuma baktığımda cevşenimin olduğunu gördüm. Birden ipi koptu ve cevşen yere düştü. Alırken cevşen açıldı ve içindeki dua yazılı kağıt da çıkmıştı. Ben alacakken adam eğildi ve kağıdı aldı. Biraz inceledi ve bana sonra veririm dedi. Kadın bir süre sonra tekrar geldi. Kapıyı açtı. Adam ona dua yazan kağıdı gösterdi.
Kadının tekrar gözleri büyümüştü ve hemen dışarıya çıkıp onu hafif yanan ateşin içine attı. Gözlerime inanamıyordum. Ben çok öfkelenmiştim. Kadına bağırdım. Kadın, bağırma, tehlikeye girersin dedi. Kadının gözlerinin mavi olduğunu fark etmiştim. Kadının gözlerine bakınca başım döndü. Birden bayıldım. Gözlerimi açtığımda kendimi loş bir odada buldum. Odada tek başımaydım. Ruhum daralıyordu. Herhalde yaşlı kadının evindeydim. Yataktan kalkarken yatakta sert bir şey hissettim. Yatağın altına elimi soktum. Elime kaygan bir şey geldi. Onu kendime çektim ve onun bir et olduğunu gördüm. İğrençti. Hemen yere attım. Midem bulanıyordu. Evden dışarı çıktım ve kusmaya başladım. Neredeydim ben? Eve tekrar girdikten sonra bir odada yaşlı kadınla evinde kaldığım adamın konuştuğunu gördüm. Biraz dinledim ama Türkçe konuşmuyorlardı. Kadın bana baktı ve o sırada ben de hemen odaya girdim. Kadın kalktı ve masadan bana bir içecek verdi. Al, gelir sana dedi kadın. Adam bana al, sana iyi gelir demek istedi. Türkçe bilmiyor da dedi. Nece biliyor diye sordum. İbranice biliyor dedi. Neden burada hep İbranice konuşuyorsunuz diye sordum. Söylersem aklını kaybedersin. Burada duramazsın dedi. Söyledi. Durup duramayacağıma ben karar vereyim. Kadın o sırada lafa girdi. Biz şeytana inanıyoruz. Kabusum. Gördüğüm ve yaşadığım şeyler aklıma geliyordu. Siz şimdi şeytana mı inanıyorsunuz? O halde ben kalkıyorum dedim. Adam bana kalkacaksan sana son bir şey söyleyeyim dedi. Ben de ne olduğunu sordum. Dikkat et. Artık bu köyden çıkamazsın. Bu köydeki cinler senin bu köyden çıkmana izin vermezler. Cinler her yerdeler. Bu evde bile var. Hatta benim evimde de var. Kendimi hemen odadan attım ve evden dışarıya çıktım. İçimdeki sıkıntıyı tarif edemezdim. Ne güzel evimde oturup çayımı içerdim ama şimdi böyle bir pisliğin içindeydim. Buradan çıkamazsam ya bunlar gibi dinsiz olacağım ya da bu cinler tarafından kaçırılacağım. Issız yerlerde kendimi bilmeden koşmaya başladım. Kime gidebilirdim ki? Herkes kötü zaten. O sırada aklıma birden dağda yaşayan adam geldi ve oraya gitmeye karar verdim. En azından belki o adam beni buradan kurtarabilirdi. Gerçi kurtarabilseydi kendini kurtarırdı ilk başta. Dağın bulunduğu yere doğru koşarken önüme birdenbire köpek çıktı. Köpek gerçekten çok garip bir haldeydi. Tam da o sırada çok şaşırdığım bir olay gerçekleşti. Bir grup insan davullu zurnalı düğün yapıyorlar ve üstelik oldukları yerde de kalmayıp hep ilerliyorlardı. Bunlar nereye gidiyorlar ki? Biraz dikkatli bakınca düğündekilerin ayaklarının ters olduklarını gördüm. Zaten ayaklarını fark ettikten sonra yüzlerine bakınca gerçekten çok korkunç bir surata büründüklerini gördüm. Bana dik dik bakıyorlardı ve birisi bana yaklaşarak Arapça tarzı bir şeyler söylemeye başladı. Neredeyse altıma kaçıracaktım ama o sözünü bitirene kadar orada dikili kaldım. Bilmiyorum neden orada kaldım ama herhalde bir çeşit şok geçirdim. Sonra arkama bakmadan dağa çıkmaya çalıştım. Arkamdan acaba geliyorlar mı diye merak etmemiş değildim. Koşarken arkama baktım. Hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Önüme dönerken karşımda bir surat belirdi. Ama bu saniyelik bir olaydı. Olduğum yerde kala kaldım. Daha sonra tekrar kendime geldikten sonra çıkmaya devam ettim. Hemen tahtalardan yapılmış küçük kulübeyi andıran eski eve geldim. Kapıyı tıkladım. Evin ışıkları açıktı. Birkaç dakika geçtikten sonra kapı açıldı. Hafif kirli sakallı, boyu hemen benim boyuma yakın. Boyu 1.70, bir de açtı kapıyı. İlk önce açtıktan sonra ayağıma baktı. İyice beni süzdü. Sen kimsin evladım? Seni hiç görmedim buralarda. Ben buraya ağabeyimi bulmak için geldim ama burada cinler falan varmış. Herkes de şeytana inanıyor. Önceden kaldığım adam da bana sizin Müslüman olduğunuzu söyledi. Bütün gerçekleri öğrenince size geldim. Lütfen beni bu köyden çıkartın. Sen içeri gir. Bayağı terlemişsin. Sana bir bardak su getireyim. Ben ayakkabılarımı çıkarıp eve girdim. Ve girer girmez evin ne kadar da huzur verici
ve temiz olduğunu gördüm. Eve girince kendimi o kadar kirli hissettim ki yerin dibi olsa hemen girerdim. Hemen girişin sağında bir oda vardı. Oturma odasıydı. İçeri girdim. Tertemizdi. Beyaz bir kanepeye oturdum. Oturdum ama sanki ayakta gibiydim. Kanepenin dibinde oturuyordum çünkü. Bembeyaz ve temiz kanepeyi kirletmek istemiyordum. Belki de o kadar kirli değildim ama bu kadar temizlik bana öyle hissettiriyordu. Biraz sonra içeri yaşlı amca geldi. Bana bir bardak su getirmişti. Kana kana içtim ve sonra onu masaya bıraktım. Yaşlı amca, sen burada neden ağabeyini arıyorsun? Biz ağabeyimle bir ajans kurmuştuk. 20 yıl kadar önce gazeteye yayınlıyorduk ve korkunç olayları konu alıyorduk. Abim araştırma yapmak için buraya geldi ama daha sonra bana gelmeyeceğini söyledi. Nedenini bile söylememişti. Ben de polislere haber verdim ama polisler de bir şey bulamamış. Abim nerede olabilir? Buradan çıkmış mıdır? Sanmıyorum. Uzun süre kalmışsa kesin çıkamamıştır. Ben o köyün meydanında yaşasaydım duramazdım orada. Amca, sen bu kadar nuru yüzlüsün. Belki de namazında niyazında ama neden buradan çıkmadın? Bu cinler benim çıkmamı istemiyorlar. Bu köyde neredeyse kimse beni sevmiyor. Cinler bıraksa insanlar bırakmaz. Ama elbet bir gün buradan çıkacağım Allah'ın izniyle. Konuşma bir süre sonra kesildi ve o sırada buradan çıkma ümitlerim biraz daha olsa arttı. Bu yaşlı amca bana huzur veriyordu. Tam da o sırada huzurum kaçtı. Bunun sebebi ise camda beliren bir erkek çocuktu. Erkek çocuk sürekli camı tıklatıyordu. Acaba o da bir şeylerden mi kaçıyordu? Yaşlı amca yerinden kalktı ve tüplü televizyonun üstünde bulunan bir dua kitabını aldı. Bana dönüp, ''Oğlum sen abdest alıp gel, banyo koridorun en sonunda. Abdest aldıktan sonra buraya gel. Şu üstteki Kur'an-ı Kerim'i elinde taşı. O kim? Cin olabilir. O an çok korkmuştum. Karşımda canlı bir cin vardı. Onun gözünün içine baktım ve sanki çok masum bir çocukmuş gibi duruyordu. Ben korkarak hemen banyoya koştum. Abdest almaya başladım. Abdest alırken oturma odasından sesler geliyordu. Yaşlı amca sesli bir şekilde dua okuyor ve ardından da çok büyük rüzgar sesi geliyordu. Ben abdestimi aldım. Direkt oturma odasına koştum. Hemen yukarıdaki raftan bir sandalyeye çıkarak Kur'an'ı aldım ve elimde tutmaya başladım. Bir yandan da yaşlı amcayı ve çocuk kılıklıyı izliyordum. Amca dua okurken sesini yükselterek boynundaki damarlar sanki çıkacakmış gibi belirginleşiyordu. Belli ki çok zorlanıyordu. En sonunda çocuğun koşarak uzaklaştığını gördüm. O gidince rüzgar da birden kesildi. Ani rüzgarın kesilmesi pencereyi de kapattı. Yaşlı amca nefes nefese kalmıştı ve dinlenmek için kanepeye oturdu. Ben de mutfağa gidip bir su doldurdum. Amcaya verdim. Bizim için çok zorlu bir gün olmuştu. Saat 3'te gayet rahat bir odada uyudum. Ben uyurken amca uyumamıştı. O sabahı bekliyordu. Sabah erkenden kalkmıştım. Hava almak için dışarıya çıktım. Hava güzel gözüküyordu. Sanki burada hiçbir kötülük yoktu. Buraya ağabeyimi bulmak için geldim. Belki de ama şu anda sadece kendimi kurtarmam gerekiyordu. Evinde kaldığım yaşlı amca buna olanak sağlayacak bir insandı. Ben dışarıyı seyrederken birden sağ taraftan bir şeyin geldiğinin farkına vardım. Sağ tarafıma hiç bakmıyordum ve bu yüzden de bana neyin yaklaştığını bilmiyordum. Sadece hissediyordum ayak seslerini. Sağıma hızlıca baktım ve gelenin yaşlı amca olduğunu gördüm. O an içimdeki kötü duygular birden kayboldu ve yerini huzur aldı. Amca bana yaklaşırken arkasından gelen bir kadının olduğunu gördüm. Kadının başı kapalıydı. Örtülme şekli çok değişikti. Gözlerini başına takmış olduğu eşarp kapatıyordu ve yüzünün çok az bir bölümü gözüküyordu. Gözüken kısım oldukça karışıktı. Benden bile uzun boyu vardı. Çok kısa adımlar atıyordu. O an onu görünce irkildim ve işaret parmağımla amcaya o kadını gösterdim. Amca arkasına döner dönmez kadın eliyle eşarbını hafif kaldırdı ve gözleri gözüktü. Gözleri sapsarıydı ve gözü kanlanmıştı. Amcaya doğru ağzını 2 metre açarak bağırmaya başladı. O an etrafta çok büyük bir rüzgar çıktı ama bu normal bir rüzgar değildi.
Bir yere tutunmaya çalışıyordum ama olmuyordu ve o kadına doğru yaklaşıyordum. Bu rüzgar beni sadece o kadına itiyordu. Amcayla hizamız aynıydı ve kadına santimler kalmıştı. O sırada amca beni son gücüyle itti ve yere düştüm. Amca bana bağırarak eve girmemi söylüyordu. Ben de zar zor içeriye girmeyi başardım. Birkaç dakika geçtikten sonra eve amcam da girmişti. Bense o sırada anlamsızca yerde oturuyor ve yaşadığım olayın şokunu atlatmaya çalışıyordum. Amca gerçekten çok bitkin haldeydi. Sanki dokunsam bayılacak. Soluklanıp odaya geçti ve oturup dinlenmeye başladı. Ben de odaya girdim. Kanepeye oturup ona sordum. O neydi? Cindi. Ama bu büyücünün cinlerinden. Şu bodur olan büyücü. Gittin mi oraya? Abidin diye birisinin evinde kalıyordu. O benim ağabeyimi sormak için oraya götürmüştü. Belli ki senden nefret ediyor şu an. Seni almak için cin göndermiş. Nasıl bir şeyin içindeyim ben? Korkma. Eğer korkarsan seni alt ederler. Tabii korkusuzluğun da bedeli ağır olur. Nasıl yani? Cinler korkan insanlara musallat olurlar. Ama musallat olan birisine korkusuz olduğunu göstermek bazen ters tepebilir. Mesela o da sana kendisinin senden daha korkusuz ve daha güçlü olduğunu kanıtlamak isteyebilir. Ne yapacağım? En iyisi aklına getirmemek. Kahvaltımızı yaptık ve daha sonra ona buradan nasıl çıkacağımızı sordum. O da büyücünün cinlerinin sınırları bir asker gibi koruduğunu söyledi. Günler, haftalar geçiyordu ve neredeyse hiçbir şey olmuyordu. Tam da o zamanlar kendimi normal bir hayatta zannediyordum. Fakat artık onlar benim rüyalarıma girmeye başladı. Gece saat 2'ydi. Odama geçip uyumaya başladım. Sorunsuz uyumuştum. Fakat gördüğüm kabusla yerimden zıplayarak kalkmıştım. Rüyamda bu odanın kapısı açılıyor. İçeriye büyücü kadın giriyordu ve bana gülümsüyordu. Sonra da bana yaklaşıp kulağıma fısıldıyordu. Ne dediğini hatırlamıyordum. Bana bir tane ad vermişti. Bu normal bir isim değildi. Bu galiba ona ait cinlerden birinin adıydı. Zaten rüyamda gördüklerimin hepsini hatırlıyordum. Ama sadece o fısıldarken ne dediğini hatırlamıyordum. Uyandığımda kanter içindeydim. Ta kendime gelememişken odamın kapısı açıldı ve içeriye çok budur bir şey girdi. Kare kafalı, kare vücutlu bir şeydi. Zihnimde bu şeytan gibi bir şeydi. Bunu daha yıllar önce küçüklüğümde rüyamda gördüğüm bir şeydi. Ben hemen yatağımdan kalktım. Kur'an'ı elime aldım. O da birden kaçmaya başladı. Kabuslar artık hayatımın bir parçası olmuştu. Bazen gerçekle rüyayı karıştırıyordum. Hayatım berbat bir yere doğru sürükleniyordu. Ve ben de hiçbir şey yapamıyordum. Yine bir gece rüyamda yaşlı amcanın odama girdiğini ve beni sürükleyip evinden dışarıya attığını görmüştüm. Dışarıda da bir sürü iki kafalı köpek vardı. Bana saldırıyorlardı. Bana saldırırlarken gerçekten acı hissediyordum. Rüyamdan çok sert bir şekilde kalktım. Üzerinde iki kafalı bir köpeğin olduğunu gördüm. Beni kolumdan yakalamış ısırıyordu. O an acı hissetmedim. Sadece beynimin kontrolünü kaybettiğini hissediyordum. Başım olduğu yerde dururken hissettiğim ise çok farklıydı. Kafam sanki bir o yana bir bu yana gidiyordu. En sonunda bu his kesildi ve köpek de kayboldu. Hemen yerimden kalktım. Yaşlı amcanın odasına girdim. Yaşlı amca yatağında oturuyor ve bir şeyler okuyordu. Amca, ben kabus gördüm. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Otur oğlum, kendine gel. Beynim yine gitmiş gibi hissediyordum. Etrafı net göremiyordum. Sadece yaşlı amcanın bana doğru hızla ve telaşla geldiğini görüyordum. Bana ne oluyor? Oğlum kendini kaybetme. Zorla, bırakma kendini. Beynim yerinden kopmuş gibi gözlerim kararmıştı. Sadece sesler duyuyordum. Hareket ettiğimi hissediyordum. Beyin kontrolünü yapamıyordum. Düşünemiyordum bile. Gözlerimin karartısı geçmişti. Artık her şeyi görebiliyordum. Kendimi bir mezarlıkta bulmuştum. Ama neden buradaydım? Daha az önce evdeydim. Etraf çok sisliydi ve etrafta mezar taşları bulunuyordu. Mezar taşları sanki düz zemin üzerindeydi. Yani mezarı anlayamıyordum.
Buradan çıkmak için bir yola doğru gittim ve o sırada mezar taşlarındaki yazıları inceliyordum. Yazılar hep farklı dildeydi ama bir tanesi Türkçeydi. Onu görünce bir anda gözlerime kanlar dolmuştu. Düşünme hissimi kaybettim. Yani şokun dibini yaşamıştım. Mezar taşında aynen şöyle yazıyordu: Haluk T. Mezar taşındaki isim beni çok şaşırtmıştı. Orada yazan benim babamın adıydı. Yani o mezardaki babamdı. Peki neden babamın mezarı burada? Bu sorular kafamı kurcalarken birden ayak sesleri beni ürkütmeye başladı. Sağ tarafıma baktım ve bana doğru büyücünün geldiğini gördüm. Ondan gerçekten korkuyordum. Amca, ben ilk geldiğimde bana bir cevşen gibi bir şey hazırlamış ve bunu boynumda her zaman taşımamı söylemişti. İşte o zaman büyücüyü görünce direkt korkarak boynuma dokundum. Ama dokunduğumda sadece tenime dokunuyordum. Gözlerimle baktım bu sefer. Cevşen boynumda olmadığını fark ettim. İşte şu an savunmasızdım. Artık burası benim mezarım olacaktı. Büyücü bana doğru yaklaştı ve tam burnumun dibine geldi. Şu an ne yapacaksın diye sordu. Sığındığın şey seni koruyamayacak. Ama şeytana inansaydın o seni korurdu. Neden ısrar ediyorsun? Ben sizin o şeytanınıza inanmam. Allah her yerdedir. O beni, seni, cinleri ve şeytanı görür. O zaman neden bir şey yapmıyor? Neden bize izin veriyor? Seni şurada öldürsem öldürürüm ama buna neden izin veriyor? Çünkü izin vermeseydi kimsenin günahı olmazdı. Sence neden bu mezarda senin baban var? Neden bu köyde? Bilmiyorum. Demek ki sen biliyorsun. Biliyorsan söyle dedim. O buraya ait. O buradandı. O da şeytana inandı. Ve sen de şeytana inanacaksın. Yoksa sonun fena olur. Bu da bir oyun mu yoksa? Beni buraya getirdiğine göre var bir oyunun. Abin, o neden buraya geldi? Neden geri dönmedi? O da bizdendi. Ve yine o da şeytana inandı. Daha sonra büyücü kadın mezara doğru geldi. Çok uzun tırnaklarıyla mezarı kazmaya başladı. Bir süre kazmaya devam etti. Sonra en sonunda mezarı açtı. Ben şaşkınlıkla onu izliyordum. Açtıktan sonra, bak buraya, bak şuna da gerçekleri gör. Yavaşça ve korkarak mezara yaklaştım. İçine baktım. Mezarın içinde abim ve babam duruyordu. Onun şokunu atlatmaya çalışırken kadından bir tekme yedim. Mezarın içine düştüm. Çıkmaya çalışıyordum ama bir güç beni itiyordu sanki. Yavaşça üzerimde bir yük oluştu. O yük büyümeye başladı ve artık hareket etmemi engelledi. O sırada da kadın eliyle toprağı üzerime doğru itiyordu. Artık o an kendimi bırakmıştım ve ölümü bekliyordum. Onların yanına dedi. Pis bir şekilde gülerek. O gülüşünü tamamladıktan hemen sonra kafasına bir kürek yedi. Yere yığıldım. Ne olduğunu anlayamamışken karşıma yaşlı amca çıktı. Benim elimden tuttu ve beni çekip mezardan çıkardı. Hemen onu takip ettim ve birlikte mezardan çıkıp eve vardık. Bu olay hayatımda yaşadığım en kötü, en korkunç olaydı. Bu olayı atlatmak belki aylarımı alacaktı ama bundan sonra o olaylardan kat kat kötü olaylar gerçekleşeceğini henüz bilmiyordum. Gece yatağımda uzanırken tavanı seyrediyordum. Aklımdan hiçbir şey geçmiyordu. Buradan kurtulmak dışında kendimi hayallerin içine atarken camdan gelen bir tıkırdamayla irkildim. Cama yöneldim ama kimse yoktu. Yine benimle uğraşıyorlardı. Artık bunlara alışmıştım. Artık bunlardan korkmuyordum. Ben aldırış etmeden yatağıma geri döndüm ve gözümü kapattım. Gözümü kapattıktan sonra kendimi gördüm. Gördüğüm şey kendime tavandan bakıyordu. Korkuyla hemen gözümü açtım. Tavana baktım. Tavanda elleri ve ayakları tavana yapışmış gibi olan ve suratı acayip korkunç bir şey vardı. Gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Ben yataktan fırlayıp odadan çıkmak istesem de olmuyordu. Yine üzerinde bir ağırlık vardı. Beni itiyordu. Ayrıca nefes almamı zorlaştırıyordu. Nefesim kesiliyorken o şey bana doğru yaklaşıyordu ve o sırada odanın kapısı açıldı. Kapıdan bana doğru karartı geliyordu. Bana yine değişik bir şekilde konuştu. Ayaklarımdan hızla çekiliyordum. Havada duruyordum. Kapının sonuna kadar öyle çekildim. Sonra birden yere çakıldım. Artık her şey kaybolmuş
ve nefesim de normale dönmeye başlamıştı. Ben korkuyla amcanın odasına gittim. Ona olan biteni anlattım. İnşallah hepsi geçecek. Onlar geldiği zaman yanına hemen bir Kur'an al. Sana karışamayacaklar ama senin Kur'an'ı bırakacağın anı bekleyecekler. Bu yüzden sen onu elinden bıraktığın zaman sana verilen zarar daha zor olacak. Ama sen yine de yanında taşı. Sabaha kadar taşı. Cinler neden gündüz gelmiyorlar? Onlar karanlıkta güçlenir. Onlar karanlığı sever. Bu arada yatarken hiçbir zaman göbeğinin üstüne yatma. Neden? Peygamber Efendimiz de hep bizim sağ tarafa doğru yatmamızı söyler. Eğer göbek üstüne yatarsam sana cinler ve şeytanlar zarar verip taciz edebilir. Buna dikkat et. Amcayla biraz sohbet ettikten sonra yatağıma geçtim. Derin bir uykuya daldım. Yine bir akşam yine yatağa gidiyorum. Yatağıma geçtim. Sağ tarafıma yatıp uyumayı bekledim. Bir an önce uyumak istiyordum. Yoksa bunlar yine benimle uğraşacaklardı. Tam uykuya dalacakken birden odanın kapısı açıldı. İçeri amca girdi. Ben yerimden doğruldum. Amcaya ne olduğunu sordum. Amcanın yüzündeki büyük telaşı anlayınca içimdeki az olan huzur bile kaçmıştı. Üzerine bir şey al. Hemen gidiyoruz. Nereye? Köyün çıkışına. Artık bizi burada barındırmıyorlar. Onlar her taraftalar. Bizi istiyorlar. Korkuyorum. O kelimeyi zor ağzımdan çıkarmıştım. Söyledikten sonra gözlerimden yaşlar akmaya başlamıştı. Ben yanıma Kur'an'ı alacakken amca bana müdahale etti. Alma, onu yanımızda tutup heba etmeyelim. Yere falan düşürürsek sonumuz felaket olur. Hemen üzerime bir şey aldım ve amcayla beraber dışarı çıktık. Hayret, dışarı çıkmamıza rağmen hiçbir şey bize karışmıyordu. Köyün meydanına geçtik. Sonra ormanlık alana doğru gittik. İyice ilerlemişken artık rahatladığımı hissediyordum. Biraz daha ilerledik. Bir ağacın kenarına geldik. Ağacın kenarında bir işaret vardı. Yanında da mumlar bulunuyordu. Ben korkup amcanın dibine geldim. Oradan gitmeye çalışırken amca beni durdurdu. Hayır gitme. Tek kurtuluş yolumuz bu. Bunun ortasına geç. Seni bu cinlerden kurtaracağım dedi. Ben artık kendimi bırakmış. Üngür üngür ağlıyordum. Amca beni işaretin olduğu yere oturttu. Ben gözlerimi kapattım. Beklerken bir ara gözlerimi açtım. Amcaya doğru baktım. Amcanın suratı değişmiş, şekil değiştirmişti. Ben onu fark edince onun gerçekten amca olmadığını fark etmiştim. Bu yüzden hemen yerimden kalktım. Ormanın daha derinlerine doğru koşmaya başladım. Koşarken ezel terleri döküyordum. Koşarken arkamdan kimsenin gelmediğini fark edince kendim durdum. Etrafa baktığımda her taraf ağaç ve karanlık. Korkuyordum ama ne yapacağımı bilmiyordum. Tek kalmıştım. Artık yapacak hiçbir şey yoktu. Biraz daha ilerledikten sonra kendimi birden uçurumdan düşer gibi hissettim ve olduğum yerde kala kaldım. Kendimi hemen yere attım. Gözlerim kararıyordu. Yine kontrolümü kaybediyordum. Sanırsam onlar benim içime girmişlerdi. Gözlerimi açtığım zaman kendimi bir evde bulmuştum. Bu ev tanıdık geliyordu. Sanki daha önce gelmiş gibiydim. Yerimden kalktım. Odadan çıktım. İşte o an büyücünün evinde olduğumu fark ettim. Bir kapı açıldı ve büyücü girdi içeri. Ben kaçmaya çalışsam da kaçmak istediğim kapılar bir bir kapanıyordu. Büyücü üstüme doğru yürüyordu. Beni alt edemezsiniz. Bırakın beni. Benden ne istiyorsunuz? Gerçekleri öğrenmeni istiyoruz. Ne gerçeği? Bak, baban yıllar önce bizim köye gelip benimle konuştu. Cinlerle irtibat kurup işbirliği yaparak define buldu. Defineyi bulunca cinleri bıraktı. Kaçmaya başladı köyden ama cinler izin vermedi. Onu yakalayıp kendi alemlerine kaçırdı. Cinler ona kendi alemlerinde hala işkence çektiriyorlar. O cinlere hainlik yaptığı zaman da cinler onun doğacak çocuklarına lanet okudular. Bu köye gelip onlara musallat olma yemini ettiler. Seni şu ana kadar alabilselerdi alırlardı. Ama ben seni korudum. Neden? Çünkü sen benim oğlumsun. Nasıl olur diye şaşırdım. Evet, sen de, senin kardeşin de benim çocuğum. Ben ağabeyini koruyamadım. Onu aldılar. Ama seni veremem. Seni almalarına izin veremem. Şimdi cinler bütün gerçekleri öğrendiler. Beni de senize kendi alemlerine alıp işkence çektirecekler. Buradan birlikte kaçmamız gerek. O sırada
Deprem olmaya başladı. Her yer sallandı. Kapılar hızla açılıp kapanıyordu. Kimse yerinde duramadı. İkimiz de yere düştük. Büyücü bir şeyler söylüyordu cinlere ama söyledikçe daha da şiddetleniyordu sarsılmalar. Benim ayaklarımdan çekmeye başladılar ve sürüklediler. Aynı şekilde büyücüyü de. Artık son dakikalarımın olduğunu anlamıştım. Bu dünya benim için noktalanıyordu. Beni kaçıracaklardı ve bana hiç bilmediğim işkenceler yapacaklardı. Gözlerim tamamen kapanmıştı. Artık öldüğümü düşünüyordum. Son bir umut, Allah'a sığınıp dua ettim. Ve sonra tekrar gözlerimi açtığımda arabada abimin yanındaydım. Uyandığımda abim telaşlı bir şekilde bana baktı. Öldüğünü sandığım abim beni kurtarmıştı. O dağda tek başına yaşayan kişi aslında abimmiş. Benim gittiğim ev ise o cinlerin oyunuymuş. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bundan 9 sene önce yaşadıklarım hayatımda, kalbimde ve zihnimde büyük bir iz bıraktı. Şu an 46 yaşındayım ve sanırım dünyadaki en mutsuz kadın benim. 18 yaşımda evlenmiş, 19 yaşımda canım oğlum Cemal'i kucağıma almıştım. Küçük bir köyde oturuyorduk. Kimsecikler kalmamıştı. Göçten dolayı en fazla 50, bilemedin 60 kişi vardı. Olaylar oğlum 8 yaşına geldiğinde başlamıştı. Evimiz bilindik köy eviydi. Tahtadandı. Kayınvalidem, eşim ve oğlumla birlikte yaşıyorduk. Bir gece korkuyla oğlumun çığlığına uyandım. Koşa koşa gittim. Kayınvalidemle oğlumun yattığı odaya. Herkes ayaklanmıştı haliyle. "Neyin var yavrum?" diyordu herkes bir ağızdan. Oğlum korku dolu gözlerle nefesi kesilmiş bir halde bize bakıyordu. Eşim bir bardak su getirdi. Hemen suyu içti. Anne, baba, nene diye kekeliyordu. "Anlat kuzum," dedim öne atılarak. Tam uyumuştum. Biri yorganın altından ayağımı çekti dedi. Hepimiz derin bir nefes aldık. Çocuk olduğundan hayal gücüne bağladık. Ancak bu aynı gece bir kez daha yaşanınca kayınvaliden bir muska verdi. Cemal'imin boynuna bağladı. Cemal o muskayı hiç çıkartmadı. İşte öyle bir olay daha yaşanmadı. Böyle olaylar yaşanmıyordu. Oğlumun kabusları da bir türlü bitmiyordu. Gece kanter içinde korkuyla uyanıyordu. Uyku düzeni bozulmuştu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Ne hocalara götürdük. Hiçbiri çareyi bulamadı. Büyü diyenler oldu. Nazar diyenler oldu ama bulunamadı işte çaresi. Oğlum 17 yaşına girdiğinde yaşadığı olaylar daha da ağırlaşmaya başladı. Bütün aile çaba gösteriyordu. Elimizden bir şey gelmedikçe perişan oluyorduk. Okuldan geldiği bir gün beni kenara çekti. Delirmiş gibiydi. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakıyordu bana. "Sen ne yaptın anne?" dedi. Omuzlarından sallayarak, ağlayarak. "Beni almaya gelecekler, almaya gelecekler," diye sayıklıyordu. Sinir krizi geçirmişti. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. O gün ne demek istemişti? Anlamamıştım o zamanlar. Ancak daha sonradan anlayacaktım bunu. Hastaneden çıktığı günden sonra benimle hiç konuşmadı. Eşimle kayınvaliden bu durumu anlamasalar da ses etmediler. Gençliğine verdiler. İllaki konuşur dediler ama hiç konuşmadı. Tam 9 sene önce oğlum 18 yaşındayken bir gece büyük bir feryat figanla yataktan fırladım. Eşim yanımda yoktu. Oğlumun, eşimin ve kayınvalidemin çığlıklarını duyuyordum. Ev olabildiğince sallanıyordu. Bunun ilk başlarda deprem olduğunu zannediyordum. Ta ki sadece bizim evin sallandığını fark edene kadar. Bir anda oğlum, eşim ve kayınvalidem kendiliğinden gözlerimin önünde yandı. Yardım etmeye çalıştım fakat bir şey beni tutuyordu. Boğazım yırtılana kadar çığlık attım. Göz pınarlarım kuruyana kadar ağladım ama kimse ne duydu ne de gördü. Ardından onu gördüm. Oğlumun iki kolundan tutmuş bana doğru geliyordu. Ateşler içindeydi. Boyu benden iki kat uzundu. Hızlı hareket ediyordu.
ve gözlerine baktığımda cehennemdeymişim gibi hissediyordun. Gözlerimi kapattım korkudan. Yüzünü yüzüme öyle yaklaştırdı ki nefesini hissettim. Saçım nefesinden uçuşuyordu adeta. Kulağıma eğildi ve fısıldadı. Vücudundaki ateşin ısısını hissedebiliyordum. Oğlumu senden geri alıyorum. Gözlerimi açtığımda çok geçti. Karşımda sadece eşimin ve kayınvalidemin cesedi duruyordu. Oğlumu kimse bulamadı. Aradan 2 sene kadar zaman geçtikten sonra bana gözükmeye ve aynı zamanda konuşmaya başladılar. Bütün olanların açıklamasını yaptılar. Ben oğlumu kucağıma almadan önce rüyamda bir cinle ilişkiye girdiğimi görmüştüm. Ancak bunu pek umursamamış, namazından yazında biri olduğum için de utanmış, kimseye anlatmamıştım. Cinin bana aşık olduğunu, benimle rüyamda ilişkiye girdiğini, çocuğumun da ondan olduğunu seneler sonra öğrenmiştim. Şimdi tek başıma evde duruyorum. Tabii onları saymazsam. Artık oğlum da onlarla beraber ve hala benimle konuşmuyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Soğuk, mahkeme duvarlarına, insanın içine işleyen sözleriyle son kararı veren hakime ve artık boşanmış olduğum 10 yıllık eşime son kez bakıp çıktım oradan. Kafamı dinlemek amaçlı mahkemeye 2 gün kala göle nazır bir ev kiralamıştım. Herkesten uzaklaşmak için. Çünkü biliyordum, bu şehre sığmayacaktı ruhum. Uzun bir yoldan sonra eve vardığımda buranın muhteşem manzarasında birkaç ay geçirebilirim diye düşündüm. Etrafında hiç ev olmayan bir dağ evi, ıssız ve sessiz, hiç insan yok. Daha ne isteyebilirim ki? Birinci gün, ortam o kadar güzel ki doğayla iç içeydim. Faydalanmazsam tadı çıkmazdı. İlk günüm çok güzel geçmişti. Buraya yavaşça alışıyordum. Sabah kalktım, kahvaltı yaptıktan sonra göl kenarında koşuya çıktım. Benden başka hiç ses yok. Ne kadar huzur verici. Beni tek rahatsız eden şey, gece tavandan ve parkelerden gelen çatırtılar. Sanırım tavan arasında bir fare besliyorum. İkinci gün, kitapları bile neredeyse doğru düzgün okuyamıyordum. Ümit'i aklımdan çıkartamıyordum. İnsanlardan, şehirden kaçıyordum ama düşüncelerimden kaçamıyordum. Bugün yine güzel bir sabah koşusu yaptım. Biraz da gölde, eski iskelede kitap okumaya çalıştım. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamıştım. Eve gidip duş aldıktan sonra saat akşam 6'ya geliyordu. Televizyonu açtım ve programlara baktım. Aşkla ilgili olmayan her türlü şeyi izledim. Gece yine o çatırtıları duydum. Ama bu seferki farklıydı. Müthiş derecede korkmama neden oldu. Gözlerimi fare çalışmaya başladı yine deyip kapattığım sırada biri adeta salonda koştu. Evet, bundan eminim, koştu. Ama bunu aklıma yoruyorum. Olaylardan sonra fazlaca yıpranmış olmalı, tıpkı ruhum gibi. Zaten yalnız kaldığımda hep korkarım. Yalnızlığın huzur verici gelmesine rağmen korkarım. Üçüncü gün, günlerimi monoton yaşayan bir insandım hep. Hala öyleyim sanırım. Sabah yine koşuya çıktım. Yarın havanın güzel olacağını duydum. Göle girmeyi düşünüyordum. Koşu bittikten sonra eve girdim ve yağan yağmuru camın diğer tarafında elimde bir fincan sıcak çikolatayla izledim. Saat akşam 9'a geldiğinde ise uyumaya gittim. Gece saat 2 veya 3 civarı sanırım. Biri salonda yürüyor gibi. Deliriyorum Allah'ım. Kalkıp odanın ışığını açtım ve salona doğru yürüdüm. Salonun ışığını açtığımda şok edici bir manzarayla karşılaştım. Yerde çamura bulanmış ayak izleri vardı. Evin kapısından içeri girmiş ve bir daha geri dönmemişti. Adımlar tam durduğum noktada son buluyordu. Başımı kaldırdım fakat kimse yoktu. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Sabaha kadar uyuyamadım. Dördüncü gün, olan onca şeye rağmen yine de bunların bana aklımın oynadığı bir oyun olarak düşünmekten alıkoyamıyordum. Birçok üzücü şey yaşamıştım
Böyle olması muhtemel olabilirdi. Zaten kimsenin yaşamadığı bu yere kim gelecekti? Kahvaltımı yaptıktan sonra göle gittim. İskeleden kendimi gölün buz gibi suyuna bıraktım. O kadar rahatlatıcıydı ki bütün düşüncelerimi silip batıyordu. 15 dakika yüzdükten sonra çıkmaya hazırlanıyordum ki bir şey ayağımdan tuttu ve beni derine, iyice derine çekmeye başladı. Çığlık atmaya çalıştıkça ciğerlerim suyla doluyordu. Öleceğimi ilk kez hissettim. Kendimi bıraktığımda karşımda bir yüz belirdi. Yüzü şişmiş, morarmış, vücudu kan içindeydi. Kan göle iyice yayılıyor, göl kırmızıya bulanıyordu. Son bir gücümle tekme savurdum ve kendimi dışarı attım. Olaydan sonra dakikalarca ağladım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Yoksa ben gerçekten deliriyor muydum? Emlakçıyı aradım. Anahtarı ancak yarın gelip alabileceğini söyledi. Son bir gece daha kalmam gerekiyordu. İstemesem de. Gece yatağıma yattım ama uykum hiç gelmedi. Gözlerim bir türlü kapanmıyordu. Yarım saat geçti veya geçmedi. Tam gözlerim yavaş yavaş kapanıyorken bir cam kırılma sesiyle yerimden zıpladım. Koşarak ve aynı anda ışıkları açarak sesin geldiği yere, salona ilerledim. Işığı açtığımda salondaki arka camlı kapının kırıldığını gördüm. Televizyonun yanındaki duvara kazınarak yazılmış kanlı yazıya verdim dikkatimi. Kaç yazıyordu? Bunu kimin, neyin yazdığını bilmiyordum. O anki istediğim tek şey kaçmaktı. Valizimi hazırladım ve üstümü bile giyinmeden pijamalarımla arabaya koştum. Tam anahtarı çevirip karşıma baktığım anda camın parçaları yüzüme savruldu. Yüzü çizik içinde, hatta neredeyse parçalanmış olan bir adam camıma balta indirmişti. Ne yaptığını sanıyorsun sen diye çığlık attım. Kapıya yaklaşmaya başladığında hemen kapıları kilitledim ve gazı kökledim. Bunca yaşanan olaydan sonra anahtarı emlakçıya yarın da verebilirdim. Kalbimin hızlanmasına engel olamıyordum. Nefes nefeseydim. Orada ne vardı? En ufak bir fikrim bile yoktu. Evime geldiğimde ise yine sabaha kadar oturdum. 5. gün sabah emlakçıyı aradım ve buluşmak istediği mekanı sordum. Yaşadıklarımı ona anlatmayacaktım ama ufak bir açıklamaya ihtiyacım vardı. Mekana gittikten sonra birkaç dakika bekledim. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Sorun değil, ben de zaten yeni gelmiştim diye karşılık verdim. Anahtarı uzattıktan sonra beklemesi için işaret ettim. Bu evde hiç garip bir olay yaşandı mı? Emlakçı güldü ve evin tarihi ve eski bir ev oluşundan herkes internetten araştırma yapıyor. Sanırım siz de yapmışsınız. Dedikodular yalan değil Merve Hanım. Evin ilk sahibi eşini kaybettikten sonra psikolojik rahatsızlıklar yaşamış. Kendi kızını bıçaklayıp göle atmış. Bu seneler önce olduğu için prosedürde söylenmesi zorunlu kılınmıyor. Zaten uzun süreli taşınacak olan kiracılara söylemeyi üstleniyoruz. Aylık ve günlük kiracılar da bu durumu pek umursamıyor açıkçası. Emlakçının anlattıklarından sonra karşılaştığım kişinin o adam olabileceğinden emin olmuştum. Fakat emlakçıya bunu anlatmadım. Çünkü bana inanmayacağını biliyordum. Sadece yaşadığıma şükredebildim. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Eşimin işten gelmesine yarım saat var. En güzel kıyafetlerimi giydim. Güzel bir sofra hazırladım. Aslında bu hazırlıklarımın sebebi yıl dönümü değil. Eşimle aramı düzeltmek. Uzun bir süredir eşimle aramız bozuk. Aramızın bozuk olmasının nedeni ne kadar uğraşsak da çocuğumuz olmuyordu. Bu nedenle aile ve çevre baskısından dolayı aramıza mesafe girmişti. Zil çaldı. Kapıyı açtım. Kocam içeri daldı. Bana sarılmaya başladı. Eşimi böyle görmeyeli uzun zaman olmuştu. Elimden tutup salona götürdü beni. Oturduk. Büyük bir heyecanla çocuğumuz olabilir dedi. Ellerimi tutup benim iş yerinden bir arkadaşla konuştum. Bir hocaya götürecek. Bu arkadaşımın da uzun süre çocukları olmayınca bu hocaya gitmişler. Kadın ikiz doğurmuş dedi. Ben de bir umut inşallah olur dedim. Sevindim.
Ertesi gün kapıya Mehmet'in bahsettiği kadın geldi. Vakit kaybetmeden hocanın yanına gittiler. Kocamın anlattığına göre hocanın evinde şunlar yaşanmış. Hoca hoş geldin deyip oturmamızı işaret etti. Hoca kağıda bir şeyler yazdı. Muska gibi sardı. Muskayı her zaman takmamız gerektiğini, eğer ilişkiden sonra hamilelik olmazsa tekrar gelmesini söylemiş. Hocanın ücretini ödeyip eve geldiler. Muskayı takalı 2 hafta oldu. Bu süre zarfında defalarca ilişkiye girmiştik. Ayrıca eşimin bana olan ilgisi artmıştı. Bir gece yine ilişkiye girdik. Eşimle sırtımızı dönüp uykuya daldık. Sonra garip olaylar yaşamaya başladım. İlginç bir rüya gördüm. Demirler ardında hapishane gibi bir yerdeydim. Karşımda bana, "Anne, her şeyi mahvettiniz. Siz de mahvolacaksınız." diyen birisi vardı. Kanter içinde uyanıyordum rüyadan. Yıllar geçti ama hala bu rüyayı dün gibi hatırlıyorum. Hemen her gece hep böyle garip rüyalar gördüm. Hatta bir seferinde rüyamda hamile olduğum, içimdeki çocuğun vücudumu parçalayarak dışarı çıktığını görmüştüm. Sanki o acıları birebir yaşıyorum ama uyandığımda tüm acılar yok oluyordu. Böyle bir rüyadan uyandığımda kolumda garip bir iz vardı. Korkmuştum. Mehmet'i uyandırdım. Olanları anlattım. Mehmet pek aldırış etmedi. Ertesi gün kahvaltı yaparken beni bir anda bulantı tuttu. Tuvalete gidip kustum ama bulantım hala devam ediyordu. Bulantılar devam edince doktora gittim. Doktor bana hamile olduğumu söyledi. Resmen havalara uçuyordum. Çıkar çıkmaz eve gittim. Bunu kutlamak ve Mehmet'e sürpriz yapmak için apar topar yemek yapmaya başladım. Yemek yaparken bir anda kulağıma garip sesler gelmeye başladı. Hamilelikten diyerek aldırış etmedim. Akşam sürpriz yaptım. Kocam da sevinçten havalara uçtu. Çocuklar gibi zıpladı. İlerleyen günlerde çınlamalar, korku dolu rüyalar, hamilelik bu kadar zor olabilir miydi? Günler böyle devam ediyordu. Yemeğimi yapmış, kocamın eve dönmesini bekliyordum. Eve geldi. Sarhoş gibi bir hali vardı. Yemeğe oturduk. Ben yemek yerken öylece bana bakıyordu. Gülümseyerek yemeyecek misin dedim. Ayağa kalktı. Ağır adımlarla yanıma geldi. Sıyırmış olduğum tavuk kemiklerini önümden alarak cebine doldurmaya başladı. Garip bir yüz ifadesi vardı. Benim en sevdiğim yemek kemik olamaz mı karıcığım dedi. Tam o anda telefon çaldı. Salona geçtim. Telefonu açtım. Arayan teyzemdi. Ağlıyordu. Teyzeme neden ağladığını sordum. Titrek bir sesle, "Kocan 1-2 saat önce işten dönerken trafik kazası geçirip hayatını kaybetmiş. Sana ulaşamayınca enişteni aramışlar." dedi. Şok olmuştum. Aklımı kaybedecektim. Mehmet öldüyse mutfaktaki kimdi? Mutfaktaki Mehmetse ölen kişi kimdi? Koşarak mutfağa gittim. Kapıdan içeri girdiğimde Mehmet köpek gibi yerden kemik yiyordu. Korkudan elim ayağım titriyordu. Yavaş yavaş koridora doğru çıktım. Olanları aklım almıyordu. Yatak odasına gidip bir süre bekledim. Elimi yüzümü yıkamak için odadan çıktım. Banyoya girdiğimde Mehmet karşımdaydı. Çırılçıplaktı. Ayakları tersti. Gözleri simsiyah. Sanırım bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda bir hastane odasında teyzem ve eniştem başımdaydı. "Bundan sonra sana biz bakacağız kızım. Seni hiç yalnız bırakmayacağız." diyerek teselli veriyorlardı. Eşimi kaybedeli tam 3 ay oldu. Teyzemlerde kalmaya başladığım günden beri korkunç rüyalar, garip sesler duymuyordum. Fakat garip şeyler oluyordu. Bende bazı tuhaf haller olmaya başladı. Eşimin ölüm haberinden sonra canım kemik çekiyordu. Hatta kendi kusmuğunu bile aşarmaya başlayan hamileler vardı. Teyzem anlayışlı ve çok iyi kalpli bir insan olduğu için bu konuda bana yardımcı oldu. "Canım böyle saçma sapan şeyler çeker. Sen hamilesin. Çocuğun için bir parça da olsa yemelisin." diyordu. Eğer teyzem ve eniştem yanımda olmasaydı ben çoktan bu hayattan kopmuştum. Onlar iyi ki vardı. Bebeğimin cinsiyetini öğrenme vakti gelmişti. Doktorun talimatlarına uyarak
Karnımı açtım. Bebeğimin cinsiyetini çok merak ediyordum. Doktor ultrasonla baktı ve bir müddet bebeğimin cinsiyetinin gözükmediğini, ilerleyen bir zamanda tekrar gelmemi söyledi. Hastaneden ayrıldık, eve döndük. Akşam yemeğini yedikten sonra teyzemlerden müsaade isteyerek odama çekilip uyumaya başladım. Gece bir anda uykumdan uyandım. Aslında uyandırıldım diyebilirim. Evin içinde bebek ağlama sesi yankılanıyordu. Ayağa kalkıp sese doğru ilerledim. Salon biraz karanlıktı. Elektrikler gitmiş olacak ki ışıklar yanmıyordu. Köşedeki tekli koltukta eniştem bir bebek seviyordu. Enişteme yaklaşarak "O bebek kimin?" diye sordum. Eniştem korkunç bir gülümsemeyle bana bakarak "Bu bebek ikimizin!" diye bağırdı. Korku ve dehşet içinde başka odalara kaçmaya çalışıyordum. Bir türlü kaçamıyordum. Tam köşeye sıkıştığım anda gözlerimi yatağımda açtım. Hepsi kabusmuş. Yorganı kafama kadar çekerek uykuma devam etmeye çalıştım. Fakat yorganı suratıma çektiğimde yorganın dışında birilerinin beni izlediğini hissediyordum. Odadaki bazı eşyalar çok yavaş kayıyor. Dolap kapı ara sıra gıcırtıyla açılıp kapanıyordu. Sanki bir ses kulağıma "O bebek bizim, onu alacağız, zamanı geldi" diye fısıldıyordu. Gözyaşları içerisinde sabah ezanına kadar yorganın altında kaldım. Ezan okunduğu anda tüm bunlar sona erdi. Rahatlamıştım. Gözlerimi kapatıp uykuya daldım. Sabah kalktığımda bölgedeki en yakın cami hocasının yanına gittim. Hocanın evine gittim. Kapıyı hoca açtı. İçeri girdiğimde sanki beynimin içindeki bir tümör yok olmuş gibiydi. Hocanın karşısına oturarak tüm olanları anlattım. Hoca benden boynumdaki muskayı çıkartmamı istedi. Muskayı hocaya verdim. Hoca muskayı açıp içindeki kağıdı çıkarttı. "Bu kağıdın içinde isim var. Sana yakınlarından biri büyü yapmış" dedi. Ben de utanarak çocuğum olması için kendime büyü yaptırdığımı söyledim. Hocanın suratı düştü. Kafasını kaldırarak "Umarım o çocuk bir insandır" dedi. Bana dualarla dolu bir muska hazırladı. "Bunu tak ve bol bol dua et. Senin için yapılabilecek başka bir şey yok" dedi. Deyim yerindeyse beni evden resmen kovdu. Çaresiz ve yorgun bir biçimde eve döndüm. Teyzem ve amcam yemek sofrasında beni bekliyorlardı. Oturup yemek yedikten sonra odama çekilip biraz müzik dinleyeyim dedim. O sırada teyzem içeriye bir bardakla geldi. "Bunu içersen mutlaka iyileşirsin. Biraz tadı acı ama çocuğun için iç bunu" dedi. İğrenç bir tadı vardı ama içtikten sonra kendimi rahatlamış hissettim. Yatağıma uzandım ve mükemmel bir uyku çektim. Gözlerimi açtım. Fakat hareket edemiyordum. Ayaklarım ve bacaklarımı kıpırdatamıyordum. Karnımda ve bacaklarımın arasında inanılmaz bir sancı vardı. Nerede olduğumu anlamaya çalışıyordum. Ama bir şey göremiyorum. Etraf karanlık. Fakat bu karanlık birkaç mum ışığı aydınlatıyordu. Nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Bir kadın suratıma tükürdü. Bu teyzemdi. Önümde arkamda garip, karanlık kişiler var. Teyzeme korku içinde ne olduğunu ve neden bunu yaptığını sordum. Teyzem, kindar ve nefret dolu bir tavırla, "Yıllarca eniştenle çocuğumuz olsun istedik. Sonunda bir kızımız oldu. O adi annen kızımızı gezdirme bahanesiyle aldı. Kendini de kızımızı da öldürdü. Senin annen deliydi. İntikam yemini ettik. Şeytanla anlaşma yaptık. Annenin kabir azabını arttırmak için, onun kızıma yaptıklarını sana yapmak için yaptık bunları. Kocan diye bildiğin kişi aslında bizdendi. Karnındaki bebeği görmek ister misin?" dedi. Elinde iğrenç görünümlü bir yaratıkla geldi. Olanlar aklım almıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Hayatta güvenebileceğim, ailem dediğim iki insan bana iğrenç şeyler yapıyor. Aylarca karnımda iğrenç görünümlü bir yaratık taşımışım meğer. Korkudan titriyordum. Tam o sırada biri bulunduğum odanın kapısını tekmeyle kırdı. İçeri daldı. İçeri giren kişi benim en son gittiğim hocaydı. Hoca bağırarak dualar okurken etrafımdaki o karanlık varlıklar kaçmaya başladı. Teyzemle eniştem de kaçtı.
Hoca ellerimi çözdü ve beni hastaneye yetiştirdi. Olayları polise anlattım. O günden sonra tedavi görmeye başladım. Akıl hastanesinde kalıyorum. Artık ölmek istiyorum. Ama buradaki doktorlar beni anlamıyor. Gördüğüm o kabusları ve sesleri her gece görüyorum. Hem de eskisinden daha şiddetli. Bu kişi halen tedavi görmekte. Yaşananları anlatan bir yakını.